Adalet Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, devletin bütün kolluk kuvvetlerinin dikkatine. Ben Mahmut Şerif. 10 tane videom var. Beni dolandırdılar. Benim videolarım var. Zaten devletin yarısı benim durumumu izledi. Davayı savcı davayı bitirdi, takipsizlik verdi. 11 kişi, benden başka 10 kişiyi daha dolandırmışlar. Dolandırdıkları para 300 milyon. Bu adama savcı ceza isteyen savcının tayinini çıkarttılar. Başka yeni yerine gelen yeni bir savcı bir mahkemede takipsizlik verdi. 5 yıldır uğraşıyorum. 5 yıldır bu tokatçılar bunlar tokatçı 11 kişi Türkiye'yi dolandıran bir şebeke. Bunların yüzünden 10 tane cinayet işlendi. 6-7 tane ölü var, cenaze var. Konya'da Erolet, Kayseri'de bir arkadaş, Bursa Yalova'da 2 kişi, Malatya'da 4 kişi. Bunların yüzünden 10 tane cinayet işlendi. Bu şebeke Türkiye'yi dolandıran bir şebeke. Bunların arkasında hakim, savcı, emniyet müdürü var. Devletin kolluk kuvvetlerine 20 sefer yazdım. CİMER'e yazdım, Cumhurbaşkanı'na yazdım. Yazmadığım, gitmediğim hiçbir kapı kalmadı. Bütün Malatya milletvekillerinin yanına gittim. Artık bu nasıl bir adalet, bu nasıl bir hukuk ben anlamadım. Benden başka dolandırdığı 20 kişi var. Onları da mahkemeye getirdim. Hakim, savcı bunların hepsine ret verdi. Mahkemeyi bitirdi. Davayı bitirdi. Adamlar elini kolunu sallayarak yazıyor. Adama tutuklama veriyor. 11. ağır tutuklama veriyor. 8 ay kaçtı bu adam. 8 ay polis yakalayıp getirmedi. Şırnak'ta, Mardin'de, Suriye'de teröristin başını bir günde, 3 günde istihbarat yakalayalım geliyor. Suriye'deki adamı yakalayıp getiriyor. İstanbul'daki adamı yakalamıyor. 8 ay kaçtı bu adam. 8 ay sonra hiçbir hakim karşı çıkmadan yakalaması kaldırılıyor. 12. ağır tarafından 11. ağır tutukladı. Aynı 12. ağır 3 gün sonra iş adamı diye serbest bırakıyor. Bu adam iş adamı falan değil, dolandırıcı. Bunun vergi levhası dahi yok. Avukatı var, Alparslan Erzurumlu, Alparslan diye adliyedeki ki karanlık işleri, bütün işleri bitiriyor. Para veriyor, bunun başkalarının kimi yok. Şu anda benim ve milletin alacağı para 300 milyon. Adam vermiş hakime, savcıya, emniyet müdürüne. Ya İstanbul'daki adam evi var, barkı var. Bu adam nasıl yakalanmadı 8 ay? Uçtu mu? Nereye kaçtı bu? Yakalaması hiçbir hakim karşı çıkmadan yakalaması kaldırılıyor. 3 gün sonra tutuklama veriyor. Hakim elini kelepçeliyor. 3 gün sonra 12. ağır tekrar serbest bırakıyor iş adamı diye. İş adamı ise vergi levhasını getirsin. Hırsızın vergi levhası mı olur? Vergi levhası dahi yok. Avukatı Alparslan Aslan, bunun avukatı adliyenin içinde bütün karanlık işleri bitiriyorlar. Bunun arkasında devletin içinde olan adamlar var. Beni gelsin alsınlar, ben bunların arkasında olan adamları söyleyeceğim. Şimdi telefonda söylemek istemiyorum. Bunların arkasında daha büyük adamlar var. Bu nasıl bir hukuk, bu nasıl bir adalet, bu nasıl bir iş? 30 sene vilayetin parasını ödeyemedim. Hasta oldum. Doktora gittim, %98 bana engelli raporu verdi. Kalbim yarım çalışıyor, böbreklerim çalışmıyor. Hastalığa yakalandım, evden dışarı çıkamıyorum. Nereye gideceğiz, ne yapacağız? Dünyayı ayağa kaldırdım, 10 tane video yaptım. Defalarca CİMER'e yazdım, Cumhurbaşkanı'na yazdım, Bilal Erdoğan'a yazdım. Vakıf Bilal Erdoğan'ın vakfı. Başındaki Mehmet Fatih Çıtlak, Bilal Erdoğan'ın hanımının dayısı, vakfın başkanı. Bunlar vakıfın adamı değil diye ifade verdi. Vakıfın adamı değilse, vakıfın adını kullandıysa vakıfın avukatı vardır. Cumhurbaşkanının oğluyum diyor birisi. Cumhurbaşkanının adını kullandıysa Cumhurbaşkanının avukatı vardır. Adını kullandıysa Cumhurbaşkanının hakkında birisi bir kelime ettiği zaman davası açıyor da, tazminat davası açıyor da bu adını kullanan, trilyonları dolandıran adama niye seslerini çıkarmıyorlar? Nereye gideceğiz biz? Ne yapacağız? Ben borçluyum. Hastalığa yakalandım, dışarı çıkamıyorum. 10 tane vilayete borcum var, insanları mağdur ettim. Ülke bu namussuzların eline mi kaldı? 8 ay kaçtı bunu, 8 ay İstanbul organize, nerede nasıl yakalamadı? Suriye'deki teröristin başını gidin yakalayalım gelin. İstanbul'daki adam mı yakalamadı 8 ay?
8 ay kaçtı Hamit Avcı. Ben burada bağırarak söylüyorum, Hamit Avcı adaletten ne, mahkemelerden nedirse o oluyor. Parayı veriyor, parayı veriyor, mahkemeye bile gelmedi. 5 yıl içinde mahkemeye gelmedi, 5 yıl. Bir geldi mahkeme, savcı tutukladı, 3 gün sonra da geri tahliye verdi. Bir üst mahkeme. Bu nasıl bir hukuk, bu nasıl bir adalet? Nerede bu emniyet güçleri? Hepsine yazdım ki ne yapacağım da gidip kapılarını mı döveyim, ne yapayım söylesin ki? Hepsine yazdım. Tek tek yazdım hepsine. Ben mağdur oldum. Bu Türkiye'yi dolandıran bir şebeke. Bunların yüzünden 10 tane cinayet işlendi. 10 kişi öldü. Adam adalete, hukuka, mukuka bir yere geldi. Yok, elini kolunu sallayarak altında son model araba vurup döndürüyorum. Yakalaması var, yakalaması yok. Yakalamıyor. Tutukluyu, tutuklama yok. Serbest bırakıyor. Bu ülke bu namussuzların eline mi kaldı? Nereye gideceğiz biz? Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı buradan duysun. Sayın Cumhurbaşkanı buradan duysun. Adalet Bakanı duysun. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yazdım. Beni polise yönlendirmiş. Polisinle ortak çalışıyor zaten bu sahtekarlar. 8 ay kaçıyor polis, bunu nasıl yakalamıyor? Gerçi yakalasa ne olacak? Öbür kapıdan savcı geri serbest bırakacak. Bunlar ortaklar. Bunların arkasında savcı, hakim, emniyet müdürleri var. Hepsinin adını soyadını söyledim. Bana yardım edin. Elimden tutun. Allah'tan korkun. Bu ülke bu namussuzların eline mi kaldı? Nereye gidecek bu insanlar? Kars'ı dolandırmış, Ankara'yı dolandırmış, Konya'yı dolandırmış. Tokatlı bir arkadaşımı dolandırmış. Bekir Gümüş isminde Tokat Suluvalı bir arkadaşımı da dolandırdı. 4 trilyon. Bir mahkemede red verdi. Takipsizlik verdi bir mahkemede. Adam çekini yazmış vermiş. Çeklerine gitmiş arkadan ödememe karar almış. Çeki yazıyı veriyor, arkadan ödememe kararı veriyor. Böyle bir ticaret şekli var mı? Savcı diyor ki ticaret yapmışsınız diyor. Ticaret böyle mi yapılıyor? Çeki yaz ver, arkadan da git çeki ödememe karar al. 20 trilyon beni dolandırdı 2017'den bu tarafa. İcra yerlerimi, yurtlarımı, her tarafımı sattı. Hastalığa yakalandım. Borcum var, borçlarımı ödeyemeyim. Dünyayı ayağa kaldırdım. Kime şikayet edeceğiz? Nereye gideceğiz? Bana bir yol gösterin. Mahkemeyi davayı bir dava... Organizanın savcısı bunların dolandırıcı olduğunu, tokatçı olduğunu iddianamede hazırlamış. O savcıyı aldı oradan, ceza isteyen savcıyı aldı. Başka bir savcı geldi. Savcı bir mahkemede takipsizlik. 5 yıldır davaya girin, 5 yıl sonra takipsizlik. Beni dolandırırken devletin içinde devletin büyükleri vardı. Bas savcı, 3 tane emniyet müdürü, BDDK başkanı, tarım il müdürü, bunlar şahit. Beni dolandırırken bunların yanında dolandırdı. Toplantı yaptı. Vakıfın adına et alacağız dedi. 2-3 tane şehit ailesi çalıştıracağız dedi. Burada Bilal Erdoğan'a sesleniyorum. Bilal Erdoğan, ben paramı yedi demiyorum. Sayın Bilal Erdoğan, bana elen at. Bana yardım et. Bu dolandırıcıların arkasında hangi hakim, hangi savcı, emniyet müdürü, kim varsa bunları çıkaralım en azından. İnsanların borcunu ödeyemedim. Hastalığa yakalandım. Bak doktor %98 bana rapor vermiş. Kalbim çalışmıyor. Sıkıntıyı çeke çeke kalbim patlayacak. Kardeşim, bana niye yardımcı olmuyorsun? Bu vakıf senin vakıfın. Vakıfın başındaki hoca senin adamın, hanımın dayısı. Hoca bana mesaj yazmış, senin mağduriyetini gidereceğim diye. 5 senedir daha giderecek. Bana yardım et kardeşim. Bu sahtekarların arkasında kim varsa en azından onları çıkaralım. Bu dolandırıcı ekibin arkasında kim, hangi hakim, hangi savcı, tahliye veren, yakalamayan polis, kim varsa bunları çıkaralım. Yazık günah, bu adam aynı şekilde hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Sana Sayın Bilal Erdoğan, sana dosyayı gönderdim. Dosyayı da sen inceledin. Dolandıran adamı da tanıyorsun. Bana yardımcı ol. Elimi tut, beni çağır, bir 5 dakikanı bana ayır kardeşim. Allah'tan kork ya. Allah'tan kork. 500 kişinin parasını alıp senin 30 tane milletvekilinin oyu kadar benim oyum var. Eğer bu iş öyle oluyorsa 30 tane 40 tane milletvekilinin oyu kadar benim oyum var. Türkiye'nin her yerinde ben ticaret yaptım. 40 senedir namussuz şerefli çalışan bir insanım ben. Sen beni az çok tanıyorsun, benim çevremi aramış, konuşmuşsun. Beni az çok beni tanıyorsun. Bir elimden tut. Bir elimden tut, bu namussuzların arkasında kim varsa en azından onları çıkaralım. Bizden sonraki insanlara zarar vermesinler. Sayın Cumhurbaşkanım, sen benim videolarımı izledin. Bana bir elin at, bir destek ol, bir yardım et.
Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Dosyamı Anadolu Adliyesi'nde 11. ağırda dosyam istinad adı göndermiş mahkeme. Bir müfettiş gönder, dosyamı inceletin. Allah için bir müfettiş gönder. Yüksek Hakimler Savcılar Kurulu'na yazdım. Dosya müfettiş istedim, bana yazmış. Göndermiş oldu, yazmış olduğun dilekçeniz işleme alınmadı diye. Bunların her yerde adamı var. İstinada da gitse adamı var, savcı, hakim arkasından. Mahkemeye de gitse aynı. Fakir fıkara ölecek önden. Ne yapacağımızı saçlı kaldık. Paramız yok, pulumuz yok ki peşine düşem. Param pulum olsa, bulsam hepsinin kafasına sıkacağım. Dışarı çıkamıyorum, hastalığa yakalandım. Alacağım bir tane av tüfeği, otomatik bir tüfek. Hepsini vuracağım. İstanbul'da adam bulmadır. Açıkla konuşuyorum. Hepsini vuracağım elime. Gücüm yetse vuracağım. Gücüm de yetmiyor. Gücüm de yetmiyor. Hastalığa yakalandım. Şimdiki adalet, şimdiki hukuk diyor. Gidin güçlü kimse birbirinizi öldürün. Dava mava yok. 5 senedir davada oluyor. 5 sene. Bir günde savcı köküne red veriyor. 300 trilyon para dolandıran adama. Dün akşam haberlerde izledim. Bir tanesi arabasının kilometresini değiştirmiş. Adama 10 yıl ceza verdi nitelikli dolandırıcılıktan. Arabanın kilometresini söken adama 10 yıl ceza veriyor. 300 trilyon para dolandıran adama da tahliye veriyor. Serbestlik veriyor. Allahsız, peygambersizler. Allah için bana yardım edin. Bu devletin kolluk kuvvetlerine sesleniyorum. Allah için bana yardım edin. Bu namussuzların arkasında kim varsa bunları çökertelim. Söyleyeceklerim bu kadar. Rapor almışım. Ha, raporumu şeyimde bu. Kartımı da elime verdiler. Evden dışarı çıkamıyorum. Ne yapacağımı saçtım kaldım. Allah borçlarıma yardımcılar olsun. Allah razı olsun onlar ki beni bir gün kapıma gelip de bana bir ağır kelime söylemediler. Yapacak bir şey yok. Devlete sesleniyorum. Devletimize güveniyorum. İnşallah içinde namuslu biri çıkıp er veya geç elimizden tutacak. Bir ülke bu namussuzların eline kalmayacak. Bana yardım etmelerini istiyorum. Bu namussuzları bir an önce toplatıp gerek hak ettikleri cezayı almalarını. Sayın Bilal Erdoğan, sana da sesleniyorum. Kardeşim beni 5 dakikanı bana ayır. Bunların arkasında kim var? Senin vakıfın adını kullanıyorlar. Adliyelerin önünde hep senin rozet, insan ve irfan rozetini takmış. Hakime, savcıya baskı yapıp iş bitiriyorlar. Ben bunlarla 5 ay 6 ay uğraştım. 5 dakikanı bana ayır. Ben sana gereken bilgiler vereceğim. Vakıf senin vakıfın sonuçta. Sen de ben Bilal Erdoğan beni dolandırdı demiyorum ama senin vakıfın adını kullanarak bu dolandırıcılığı yapıyorlar. Söyleyeceklerim bu kadar.